Eskişehir Tepebaşı Belediyesi iftiharla sunar diyecektim ama 15 dakika gecikince daha çok iftiharla sunuyoruz. Öyle diyelim. Şimdi gözlükleri takayım bakalım. Ben de Hüsnü gibi. Kim kime benziyor? Hüsnü mü bana, ben mi Hüsnü'ye benziyorum acaba? Ya senin kitapları imzalamışlığım var benim, biliyorsun değil mi? Evet. Ben şimdi başlarken bu Kırmızı Kedi'de bir çocuk vardı, şeyde pazarlamada çalışan İzmirli bir çocuk. Çok da güzel bir adı vardı. Adı Özerk. Ha, Özerk. Bak, tanımıyorum ben Özerk. O da bize benziyordu aslında. Senle benim sakalsızım. Uzun boylu, zayıf, sessiz bir çocuktu. Sonra bir imza, bir yere gittik, okula gittik onunla. Sonra beni eve bırakacak. Sonra Kurtuluş'a doğru saptı bu. Kurtuluş'a galiba. Dedim ki sen bizim evi biliyor musun? Tabii biliyorum Haydar Bey dedi. Geçen hafta bırakmıştım dedi. İyi dedim. Beni bırakmıştı. Biraz daha gittik. Dedim ki emin misin Özerk dedim bizim evin burada olduğuna. Tabii hocam dedi. Siz dedi Hüsnü Arkan değil misiniz? Ya daha beteri de var onun. Bu beter değil yani, ben hayır tam tersine şunla bağlayacaktım. Beter derken ben de dedim ki nerede o günler dedim, nerede Hüsnü Arkan olmak? Yok estağfurullah, yapalım. Beteri ne? Ne diyeceğim? Şimdi toplantıdaydı galiba bir yerde, bir gazetenin bir ne derler, toplantı gibi bir şeydi işte. Orada bir arkadaş geldi bana, abi dedi yeni kitabım çıktı, imzalayıp vereyim onu dedi. Ben de o sırada bakmadım ne yazdığını. Getirdi, eve gittim, bak açtım baktım, işte sevgili Haydar Ergülen çok ilk kitabımı sizinle paylaşmak istedim filan, ilk kitabıymış. Sonra ben sana verdim onu bir ara. Galiba hatırlıyorum, evet öyle olmuştu. Bir verdim ben sana. Özerk sonra işten ayrıldı çocuk ama uzun yıllar çalıştı. İnşallah bahanesi bu olmamıştır. Çünkü bu güzel bir karışıklık. Evet, benim için güzel. Evet, valla benim için daha güzel. Şimdi şeylerini okuyorum. Bizim çok sevdiğimiz, senin aynı zamanda hemşehrin, benim de bayıla bayıla hep hikayelerini okuduğum, hatta üniversitede yaratıcı yazarlık derslerinde hep onun öykülerinden kısa öykü örnek olarak okuduğum Onur Çalı'nın. Evet. Kendine buradan selam ederiz. Evet, aynı zamanda Parşömen Fanzin. Parşömen değil mi? Parşömen Fanzin, evet. Parşömen Fanzin'de. Çok güzel bir site. Orada senin artık hatıralarını okuyorum. Dedim bizim Hüsnü, evet. Bizim Hüsnü yaşlanmış. Bunları yazmaya başladıysa yaşlanmıştır diyorsun. Vallahi ben de başladım çünkü bizim kuşak hani başlayınca böyle bir 60'ı falan geçince baktım. Ben de sen de başka birkaç arkadaşla daha şair. Hı. Hatıralar, Kadıköy günleri, şair şeyleri, işte memleket falan dedim ki bu ikinci bahardayız yani. Ama çok güzel yazıyor. 4 tane okudum onlardan. Kınık tabii, Kınık'la ilgili. Kınık evet. Bergama'nın belgesi mi yoksa ayrıca ilçe değil değil mi? Yok ilçe, eskiden beri İzmir'in ilçesi. Pek i̇lçe öyle mi? Adı sana duyulmaz ama ilçesi. Yok adını çok biliriz. Maden suyundan, maden sodası mı öyle bir şey var? O şey, o galiba maden sodası olan yer Bursa'nın Kınığı. Kınık'tan çok var. Ha, yani ne bu, demek Kınık? Kınık boyuyla ilgili bir şey bu. Oğuzların bir kınık boyu var. Evet. Yani her gittikleri yerde bir isim bırakmışlar onlar. Köy adı daha çok ama Bursa'da var. Güney'de bir yerde var. Muğla civarında galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bir de İzmir'de var. Bergama'nın komşusu mu? Aşağı yukarı komşu. Aşağı yukarı dediğin yani işte ben yarı Kınıklıyım, yarı Bergamalıyım. Tabii. 20 kilometre falan var arada. Sizin oradan da bayağı meşhurlar çıkmış yani. Çıktı. Şair çıkar bizim oradan. Halim Yazıcı çıktı Bergama'dan. Halim çıktı tabii canım. Arkadaşım, iyi arkadaşım Halim çıktı. Onur da olur galiba Çalı. Onur Kınıklı, evet. Onur'un babası benim arkadaşım. İlkokul arkadaşım. Oradan bir tanışıklıkla başladı. Sonra biz devam ettik arkadaşlar Onur'la. Geçenlerde kaybettik değil mi Taci Uslu? Evet, Taci'yi yakın zamanda yakınlarda kaybettim. Değil mi? O evet. Oydu kaybettiğimiz. Evet, onu okudum. Bir iki isim daha vardı, hatırlayamıyorum şimdi. Bir tarihçi var galiba.
O lise yıllarında beraber tiyatro yapmaya çalıştığımız bir ekip vardı. Ben de şimdi hatırlamıyorum adını açıkçası. Evet. Peki sen ne yapmadın diye sorayım sana sanat aleminde. Tiyatro yapamadım mesela. Ama şey yapmışsın, teşebbüs etmişsin. Teşebbüs Yaptım. etmek de Teşebbüs taşımasında 141-142'ye girer yani. kaldı. Lise 3'teydim sanırım ya. Öyle bir arkadaş çevresi. Onlarla giriştik bu işe. Şey vardı, hatta yönetmenimiz de Metin Balay'dı. Ha, Bergama'dan yola. Metin Balay'ı adını biliyorum tabii. Şimdi büyük tiyatrocu. Evet, ne oynadınız, ne oynuyordunuz? Valla Orhan Kemen 72. koşu oynuyordu. Tabii meşhur Koşmaya oyunlardan. Tabii çalışıyorduk. meşhur oyunlardan. Evet. Ben de Eskişehir'de ortaokulda bir tiyatro kurulmuştu. Adamın da adı soyadı çok enteresan. Cafer Örgüt. Tam ama 70, 12 Mart darbesi öncesi o sıralarda kurulmuştu. Tam da şeyde biz Ionesco oynuyorduk. Gergedan. Gergedan'ı Kralın ölümü. Kralın ölümüydü galiba. Yok. Kral bir şeydi vallahi, unuttum onu. Şey, absürt avantgard tiyatro oynadık. Evet. Sonra yurt dışına gidiyorsun. Uzun süre kalmışsın tabii orada. evet, bir Değişik 7-8 yıl şekillerde. kaldım Amsterdam'da, Evet. Köln'de, Atina'da. Müzik seni şeyden mi peki? Memleketten mi? Yani Bergama tarafı, Kınık tarafı öyle oradan Ha, mı orada yoksa? pek öyle müzisyen tayfası yok. Yani romanlar arasında çok yaygındır Bergama'da. Tabii oralarda çok yaygın. Yani Hüsnü'nün babasıyla biraz şey oldu, hareketlendi o çevre. Ama daha öncesinde de var yani, ünlü kemancılar var, klarnetçiler var. Şenlendirici diyorsun. Ergün Şenlendirici. Bergamalı o, Bergamalı yani. Bergamalı tabii. Hı. Ergün Bergama'ya biraz trompeti sokan adamdı. Ondan sonra trompet de yaygınlaştı. Klarnet, trompet, keman falan bayağı çalgıcı çıktı bizim oradan. Ama bizim çevre içinde çok fazla müziğe alakalı insanlar yoktu. Orkestralar vardı. Bir iki orkestra vardı. Kınık'ta da, Bergama'da da. Bunlar Düğünlere mi çıkarlardı? düğünlere çıkarlardı ama bugün bildiğimiz orkestra şeyiyle grup olarak çıkarlar. Ne bileyim, bası var, bas gitarı vardı, Tabii davulu tabii. vardı, gitarları vardı. Yani öyle çıkarlardı. Bugünün şeyine çok benzer, amfileri vardı. Büyük büyük, kocaman kocaman. Hatta onları taklit ederek başladık yani o şeye, müzik işine. Bunlar böyle 60-68'li yıllar falan değil mi? Tabii 68-70'li yıllar. 68'li yıllar, evet, aynen. Tabii. Sonra zaten böyle küçük yerler, az uğraşan olunca müzikle bunlar birbirini buluyorlar. Biz de birbirimizi bulduk Bergama'da. Taci Uslu çok girişkendi. Özellikle alet çalışıyordu. Klavye çalışıyordu. Org, piyano, gitar çalıyordu. O biraz iteledi beni de yani bir enstrüman çalmam konusunda. Ben o zamanlar bağlama çalıyordum. Saz çalıyordum. Uzun bağlama çalıyordum. Onun itelemesiyle biraz oldu yani. Birlikte çalmaya, söylemeye başladık falan. Öyle başladık. Çocukluk hevesiyle diyelim. Sonra da iş oldu bize. Şeyde Amsterdam'da başlamışsın tekrar. Evet, Oradan Amsterdam'da bir ekip kurduk, grup kurduk. Onlarla başladık orada Avrupa'da. Türkiye'den gidenler miydi yoksa karışık mıydı? Türkiye'den gidenler de vardı. Hollandalılar da vardı. Karışık bir gruptu. Hmm. Ne çalıyordunuz? Yani neler böyle? Etnik mi? Öyle mi söyleniyor? Çalmadık. Kendi şarkılarımızı çalıyorduk yine. Arkadaşlarım benim kendi şarkılarımızı Ha. çalıyorduk. Daha çok yani repertuarda benim şarkılar da vardı ama başka arkadaşların da vardı. Evet. Ya tabii o topluluklardan hatırlıyorum. Ben de Eskişehir'de Kılıçoğlu sineması vardı. Kılıçoğlu Kiremitçidir. Bilirsin belki ismini. Kılıçoğlu Yok, Kiremitçileri. bilmiyorum. Eskişehir'in işte Eti gibi, Kılıçoğlu gibi ünlü şeylerinden, sanayicilerinden sinemaları vardı. Ve bütün iyi filmler oraya gelirdi. Ben ortaokula giderken pazar günleri 12 matinesi vardı sinemanın. Yarım saat orkestra çıkardı filmden önce. Tam o zamanlar Anadolu Rock zamanları. Yani işte Barış Manço, Cem Karaca, Fikret Kızılok, Ersen Dadaşlar, Moğollar filan. Onların parçalarından yarım saat çalarlardı. Bir 12 matinesi böyle herkesin kapış kapış gittiği bir yerdi. Evet, o orkestralar bayağı ciddi böyle insanları müziği sevdiren gruplardı yani. Sen benden daha eskisin o zaman. Ben o zamanları bilmiyorum. Ben Ama senden 2 yaş eskiyim.
O zaman tamam. Ben şeyi hatırlıyorum. Yani hayal meyal hatırlıyorum. Düğünlerde gruplar çalardı, önüne perde çekilirdi. Grup arkada çalardı yani. Hadi ya. Öyle bir şey vardı Berkan. Niye ki? Öyle bir şey yani işte kadınlarla kızlarla ekip elemanları şey yapmasın, temas etmesin şeyinde bir şey. Ama bir yandan da bir rahatlığı vardı. Arka taraf şey olurdu tabii. Millet oturur falan içkisini çalardı. Ya ilk defa duyuyorum. Evet böyle Bu bir şey. nerede? Bergama'da mı oluyordu? Bergama'daydı evet. Bizim orada öyle şey olmadı. Bizde kaç göç çok Eskişehir'de. Laik memleket. Çıkardı böyle çalardı. Tabii kızlar aşık olurdu genel olarak o zaman böyle hani şeylere. Herhalde onu önlemek için diyelim. Önlemek için. Peki sonra evet memlekete döndün ve ilk solo albümünü yapmışsın değil mi dönünce? Yok, dönmeden önce yaptım onu Amsterdam'dayken. Ne kadar? Amsterdam'da yapmışsın evet pardon. Herhalde 1990'dı yıl ya da 91'de en geç. Şeyde 91 yalnızlık ezgisi. Evet. Evet. Şener Yurdatapan o albümün şeyidir, ebesidir daha Evet, doğrusu. evet. Onun yardımıyla yaptım, onun Evet, aranjeleriyle. şairlere de yer vermişsin orada. Evet, orada birçok o zaman herhalde kendime çok fazla güvenmiyordum söz yazma konusunda. Daha çok yaklaşık bir herhalde 6-7 şarkı şiir üstünde çalışılmıştı. Ülkü Tamer vardı, Aragon vardı, Evet. Nazım Hikmet vardı. Şimdi hatırlayamıyorum takım Ülkü isimleri. Tamer ile Can Yücel de var. Can Yücel vardı bir tane. Tabii. Evet, onlar var. Sonra da 93'te Ezgi'nin günlüğüne katılıyorsun. Evet. Tabii. Zaten en çok da ondan sonra Hüsnü Arkan'ın tanındığı yıllar. Çok hayli çalışmışsın. Hayli beraber iş yapmışsınız orada Ezgi'nin Tabii 17 günlüğünde. yıl birlikte çalıştık. Evet. Kaç albümdür şimdi hatırlamıyorum tabii. Yani 11 ya 11 albümmüş. 11 Evet. albüm, 11 Biraz albüm, senin bir 11 şey. yılda. Bayağı da hızlı çalışmışız yani Hızlı aralıksız. çalışmışsınız. Bir buçuk yılda bir albüm yapmışız. Bu şeyde Arnavutköy'de bir yerde çıkardı onlar. Sen de var mıydın orada? Ben o zaman yoktum. Yoktun sen. Şeyde, Evet. herhalde Eminlerin Emin Nadir çıkardı. evet. Ben oraya giderdim çünkü orada hatırlamıyorum seni. Sinema neydi? Sinema kafe miydi? Adı da Valla öyle miydi? unuttum. O kadar şeyler değişti kalktı ki Arnavutköy'de bir yerdi. Bir de Hı-hı. şey çıkardı bizim orada. Soner Olgun da çıkardı galiba. Onlar da orada çıkardı. Evet. Hani Soner de çıkardı. Evet hepsini orada görürdüm yani. Ben tabii o döneme yetişemedim. Ben onlar herhalde 92 öncesiydi. Tabii. Evet. 90'larda filandı. 90'larda müthişti yani. Kuruçeşme'de böyle bir şimdi ne oldu? Benzin istasyonunun orada şeyi çıkardı. Bulutsuzluk Özlemi çıkardı açık havada. Necatlar çıkardı her akşam filan. Acayip bir dönemdi o yıllar 90'lı yıllar. Bu açıdan. Herkesi her tarafta görebiliyorduk yani. Sık da giderdik tabii oralara. Evet. Sonra 2010'da Ezgi'nin gününden ayrıldın ve Evet. sonra kendi solo albümlerini yaptın. Şimdi de artık oradan devam ediyorsun. Yani hani yani sormamda sakınca yoksa sorayım. Hani grupla olmak ya da yalnız olmak şimdi nasıl farkları var? Ne fark etti? Ne oldu? Bu bir süreç midir? Haydar, yalnız kalamıyor Öyle mi? insan. Tabii. Ya bunu yakınmak için söylemiyorum tabii, şaka diyorum da. Yine bir ekiple çalışıyoruz. Yine güzel bir ekiple çalışıyoruz. Evet, Yani biliyorum tabii. hem konserler hem kayıtlar birlikte yapıyoruz ben. Açıkçası çok fazla işin şey kısmında yer almıyorum. Düzenleme kısmında, çalma çırpma kısmında yer almıyorum. Arkadaşlar yapıyorlar hepsini. Ben yani yıllardır beraberiz zaten. Ezgi'nin günlüğü zamanından beri de tanıdığım, zaman zaman birlikte çalıştığımız arkadaşlar. Onlarla sürdürüyoruz şu anda. Yani şeyden ekip çalışmasından hiç yakınmadım ben. Hala da yakınmıyorum. Yani işime geliyor belki, bilmiyorum. Evet, bir de insan öyle yetişince yani hani gençliğinden itibaren hani siyasi Birbirimizin olarak da işini son olarak da bir... kolaylaştırıyoruz, birbirimize Evet. dayanışma gösteriyoruz işte. Yani öyle bir hayat. Tabii neyse sonuç olarak sonra bizim Mahmut Çınar girdi Ezgi'nin güldüğüne yine böyle bir şey oldu yani Evet, gençliğini bırakmışsın. Mahmut orada şimdi. Epeydir görüşemiyoruz. Herhalde 3-4 ay önce geldi buralara. O zaman görüştük. O bir yandan da solo işler de yapıyor galiba. Sen Bir tık. neredesin? Ben Foça'dayım.
Orada mısın? Ha, Evet. ben nedense hep İstanbul diye kalmış. Evet, İstanbul'da o bir... Mart'tan beri buradayım ben. Mart'ta buraya Ha, bir geldim. şeyden dolayı. Evet, ona da 2 ay önce söyleşi yaptık. Bodrum'dayken söyleştik onunla da. Evet. O bir çekim için falan Bodrum'a gitmişti. Tabii kulaklarını senin çınlatmıştık. Ha, Solo eyvallah. da yapıyor, tekli de yapıyor. Tabii grup olarak da yapıyor. Evet. Şimdi müzikten yazıya dedik. Biraz da yazı Yazı kısmından kısmına konuşalım. gelebiliriz. Evet. Yazı kısmı da şeyden farklı değil, müzikten farklı değil. Orada da bayağı çalışkansın yani. Romanlar, 2-3 yılda bir roman çıkıyor, şiirlerin Bana hep çıkıyor. tembelmişim gibi geliyor da Tembel tembelmişim gibi geliyor. Çünkü bütün bunları yaptıktan sonra yine vakit kalınca biraz rahatsız ediyor insanı. mi? O zaman çok yeteneklisin. Yok değil. Becerikli Bay Ripley gibi yani şey Yetenekli hani olsam sürü... daha hızlı çalışırdım. Biraz yazma konusunda biraz şeyim ben, yavaşım. Çok hızlı yazamıyorum ve herhalde bir 2-3 yıl bazı romanlar alıyor, bazı romanlar 5 yıl alıyor. Böyle bir şeyim var, zorluğum var. Ama 8 tane galiba roman var. Evet, 8 roman oldu. 8 roman yani 98'de de başlamışsın. Evet. Az değil. Bir de senin tabii öbür asıl hani müzik işi ekiple de olsa daha fazla vakit alan bir iş. Hani turneler, Tabii. konserler, bunlar bunlar. Evet, pandemiden önce öyleydi. Yani yaklaşık işte bir yıl alan konserler oluyordu sürekli oradan oraya. Tabii. Yazmaya tabii ne zaman kalıyordu ne de şey boş bir kafa Evet. kalıyordu. Kafa sürekli dolu oluyordu. Tabii. Peki ne yapıyordun mesela o dönemde hem yani dolaşırken hem müzik yaparken hem de yeni şarkılar yazarken nasıl gününü nasıl yapıyorsun? Yani hani müzisyen olarak, yazar olarak ikisi. Hani ben sadece yazı yazıyorum. Hani şiir, yazı falan ama hepsi yazı yani. Masanın başındayım. Evet. Seninki tabii çok farklı iki alan. Ya dediğim Onlar gibi nasıl vakit oluyor alıyor. yani? Şimdi bu roman yazmak da biraz şey işi. Böyle bir dönem isteyen. En azından bir 2-3 ay, 2-3 ay yoğunlaşabilmen lazım ki ortaya bir şeyler çıksın. Onun dışında okumalar yapıyordum ben o sıralar. Tabii. Yani romanla ilgili şeyler ki öyle Tabii. yazıyordum zaten. Belir dönem Tabii romanları çoğu öyle dönem zaten romanların. Evet. romanı. Okuma yapabiliyorum. Onun dışında sürekli not aldığım bir şeydir benim roman işi. Öyle çalışıyorum. Öyle de alıştım bu müzikten dolayı, aynı zamanda müzik yapmaktan dolayı. Daha sonra böyle 3-4 aylık bir şey bulduğumda bir atak yapıyorum. Yine araya bir yıl geliyor. Bir 3-4 ay daha bir süre bulursam toparlamaya çalışıyorum. O dönemde yani etkinliğin olmuyor mu müzik yani konser filan bir takım şeyler. Mümkün olduğu kadar kaytarmaya çalışıyorum. Kaytarabildiğimce. Yani Evet. ama öyle vakitler buluyorum sonuçta. Bir de şiir de yazıyorsun. Şiir yaz mı? Yani şair değilim. Bazen müzik çalışırken bir şeyler çıkıyor. Yapamıyorum, beceremiyorum. Onları şarkı sözü haline getiremiyorum. Onlardan biraz şiirimsi bir şeyler çıkıyor. Yani bir biçimde onları daha sonra iki tanesini kitaplaştırdım. Şey tabii benim çok şair arkadaşım var. O yüzden şair kafasını biliyorum. Başka bir şey var. Başka bir hayat yani. Nasıl bir şey sence? Ben de merak ettim. Kafada şiir taşımakla alakalı bir şey. Ben öyle değilim. Yani sürekli kafamda şiir taşıyamıyorum. En fazla taşısam işte roman kovalarım ya da müzik kovalarım ama şiir öyle bir şey değil benim için tabii. Evet tabii ilginç geldi ama sen zaten müzik yaparken çoğu şarkılarını kendin yazarken yani o anlamda tabii şiiri taşıyorsun sürekli aslında. Hem ritmiyle taşıyorsun, sesiyle taşıyorsun. Pek çok açıdan taşıyorsun. Şey anlamında söyledim yani şiir çalışmak kafada sürekli. Onu yapamıyorum ki sizleri biliyorum hepiniz şey aktiftir kafa yani şey anlamında şiir anlamında. Artık o demek ki içselleşmiş oluyor. Evet, İnsan evet, evet. evet yani hani Yani farkında uyurmak, olmadan uyanmak. yaptığınız şey sizin o. İşte demek ki öyle şey olmuyor. Bir zaman sonra yerleşiyor demek ki. Evet ilk kitabın 1998'e çıkan Ölü Kelebeklerin Dansı. Şey diyorsun orada hani ölümünün 16. gününde anılarını yazmaya karar veren bir antik kahraman. Öldü mü? Tanrı burada da yok diyorsun. Evet, öyle Öyle bir şey var. başlıyor. O Nerede peki? Hiçbir yerde yoksa ne yapacağız diye soruyorum. bir bilmiyorum. Herkes, valla ben de bilmiyorum ne yapacağımı. Evet öyle sormuşsun. O şey bir roman tabii, kurgu bir roman tamamen, hatta Evet. fantastik bir roman.
Ama incelediği konu 98'den işte 2008'e bu mülteci krizleri ne zaman başladı? Herhalde 2010'larda başladı. Mülteciler üstüne yazılmış bir romanı. Bir yandan fantastik şey ama asıl konu oydu. Böyle hortlayan bir şey zaman zaman ya bu mültecilik problemi. Göç problemi daha doğrusu. O romanda da onu anlatmaya çalışmıştım. Sonra Michel Atlar, Oburlar geliyor. Buradaki Hüseyin de herhalde sensin diye yani büyük olarak diye. Senden ben senden çok izler taşıyor herhalde diye düşünüyorum. Öyle mi? Bilmiyorum. Yok öyle değil. Yani Ege, kasaba hani şeyler. Siyasi bir kimlik yani. Evet, şey. 12 Eylül dönemini anlatan bir şey. O dönemin böyle kapalı kapalı bir havası vardı. Onu anladı, o kapalı havayı anlatmaya çalışan bir şey. Biraz da insanların birbirlerinden uzaklaştıkları, hatta kendilerini kendilerinden uzaklaştıkları bir dönemdi. O dönemi biraz kurcalayayım dedim ve sonunda o çıktı. Çok güzel isimler koyuyorsun kitaplarına. Bir kısmı... Yani onları herhalde bir romancıdan çok bir şair olarak koyuyorsun. Mesela Menekşeler, Atlar, Oburlar, Ölü Kelebeklerin Dansı, Mino'nun Siyah Gülü, Gülhisarlı Terziler. Özellikle ben de terzilere çok imge olarak düşkün olduğum için çok sevdim tabii onu da. Hep böyle sanki bir şair isim koyuyormuş gibi romanlarına senin. İçimde bir şair var demek ki ama pek açığa çıkaramadım. İçindeki şair valla öyle düşündüm. Sonra tabii bu şey var. O çok ilginç bir kitap. Uzun bir yolculuğun bittiği yer. Yani bir dede ile torunun işte karşılaşması, buluşması siyasi bir kimlik olarak. Evet, o da bir Sarıkamış hikayesi aslında. Evet, Sarıkamış hikayesi. Savaş hikayesi. Doğu Savaşı hikayesi. O da bayağı çalışmamı gerektiren bir şeydi. Bu tür şeyler benim hoşuma gidiyor. Bir yandan da bilgileniyorum, öğreniyorum, öğrenmeye devam ediyorum. Şey çekici bir şey yani tarihle ilgilenmek, değişik çağlarla yakın tarih. Evet, okur katında da çok ilgi gördüğünü düşünüyorum romanlarının. Yani hem böyle baskı şeylerine baktığım zaman hem de yani insanlar seni sadece müzisyen aslında aynı zamanda iyi bir romancı olarak bir okur kitlen var yani hayli seni var izleyen. Var mı? Var var. Yani bir okuyucu kitlem var evet. Onlarla tabii karşılaşıyorum şeyde, internet üzerinde, Twitter'da. Yani bir izleyici, okuyucu kitlesi var. Ama tabii... Yani beraber bir imza günü yapalım da şey açılınca, pandemi açılınca bizi karıştırmasınlar artık. Ya da ben romanları imzalayayım Hüsnü Arkan diye, sen de benim şiir kitaplarını imzala. Bir kere yapmıştık şeyde, kitap fuarında İstanbul'da, sen belki hatırlarsın. Yan yana oturuyorduk. Evet, evet. Çocuk bana getiriyor kitabını. Evet. Yani 2-3 defa oldu. Ben de şöyle yapıyordum. Genellikle şöyle de oluyor. Bizim yani Şükrü Erbaş'ta hani çok yapıyoruz şeyde, hani Kırmızı Kedi şeyden yan yana. Bazen ben gidemiyorum. Bazen o bir şey oluyor. Artık onlar da gelmiş oluyor. Diyorum bari yerini imzalayayım, bir daha şey yaparsınız. Olur mu diyorlar. Diyorum ki çifte imza daha iyi olur. Satarsınız sonra diyorum kitapları için. Öyle oluyor. Evet. Sonra uyku kitabın çıkmış 2008'de. O da tam Ütopya'ya karşı Anti-Ütopya diye takdim ettiğim bir kitap. Evet, orada da Voltaire'in Candide'i, ondan özellikle yola çıkarak. Evet. Yani biraz da ondan konuşalım. O da biraz fantastik bir hikaye. O benim ilk yazmaya başladığım roman. Öyleymiş, evet. Burada şimdi hatırladım. İlk kitabım. Sonradan yeminim. Herhalde 90'ların başında falan yazmaya başladım. Daha sonra ikinci kitap geldi. Bunlar tabii yayınlamayı falan benim düşünmediğim metinlerdi. İlk başlarda uzun bir süre. 40 yaşında ben kitap yayınlamaya başladım. Onu soracaktım zaten. Hani 40 yaşından sonra pek kitap... Şiir yayınlanmaz ama roman yayınlanabilir. İkinciyi de bitirdim. Önce ikinciyi verdim. İşte ikinci bir biçimde yayınlandı. Ondan sonra daha 4 roman sonra herhalde tekrar ilk yazdım. Biraz çalıştım, onu çıkardım. Nasıl karar verdin roman yayınlamaya?
Ya zaten eskiden beri yazıyorum. Çocukluğumdan beri yazıyorum, çiziyorum. Yani bu şeyle başlar ya, günlük tutmakla başlar. Erkek Tabii. çocuklar günlük de tutmaz ama Tabii. biz nedense tutuyorduk. Tabii canım biz tutuyorduk, evet doğru. Ben hala tutuyorum. Öyle mi? Ben bir süre aralıklı aralıklı öyle denedim, bıraktım falan filan. Sonra şey olmadı. Bir Ya türlü artık ama bir kısmı böyle hani şahsi tutamadım. günlükten çok böyle edebi bir günlük oluyor. Hani böyle okuduklar üstüne, böyle aklına gelenler üstüne filan. Hatta şeye de söyledim, Onur Çalı'ya da söyledim. Oğlum dedim, ben yazmayı bilmiyorum, şey anı biçiminde, günlük biçiminde şeyler yazmak falan, ama yine de deneyince bir şeyler çıkıyor galiba ortaya. O hatıralar çok güzel. Zaten senin dilin, yani şiir dilin, roman dilin güzel. Hatıralar da ayrıca çok güzel. Herhalde onları da yani makul bir zamanda yayımlarsın diye umuyorum. Bakalım, daha yazmam lazım. Olsun, onlar öyle gider yazılır yani. Hani böyle birkaç yazdıktan sonra yazılır onlar. İnsan kendisi keyif alıyor önce çünkü onlardan. Evet. Bir de sen hatırlıyorsun önce. Keyif alınacak. Tabii Zaten önce senin hatırlama. Ha? yazma işi zaten keyif alınca oluyor. Başka türlü Hem böyle öyle hem de artık belli bir zorak. yaştan sonra hatırlamak babında da yazıyoruz ya Evet. onları. O zaman da çok kıymetli bir şey oluyor tabii. Evet. Ben mesela senin şey okuduğum zaman, onlardan birini okuduğum zaman şimdi söyleyeceğim, neredeyse aynı şeyleri okumuşuz. Yani aynı dönemler. Bir de şey diyorsun ya, baban karikatür çiziyormuş senin, değil Evet. mi? Evet, çok da hoş bir şey var orada okudum ama şimdi nereye yazdın burada, ne demişsin? Evet, siz de gazete dağıtıyormuşsunuz. Evet, Biraz okudun mu gazete siz? Yarınki cinayeti yazıyor diye. Yarınki cinayeti yazıyor kıvamı. diye bir karikatür. Çok hoşuma gitti. Ya o dönemi anlatmak biraz yeni aklıma geldi benim. Daha önce böyle bir ihtiyaç duymadım. Şimdi müzik yapamıyoruz. Ben de ne yapamıyorum? Bir de benim bir taşınma şeylerim oldu, hikayelerim oldu buraya falan. Artık Bir orada türlü mısın? efendim Artık Foça'da mısın? artık Foça'dayız buradan. Herkes Foça'da galiba. Eski Buradan Foça değil mi? çıkışı yok diye. Eski Foça değil mi? Eski Foça, eski Foça. Ya bir kısmı Urla'ya gitti, bir kısmı Foça'ya gitti. Bakıyorum kimi görsem arkadaşlar. Urla'da, Foça'da filan. Evet. Evet. Yaygın oldu İstanbul'dan kaçış. Evet. Peki o dönemden biraz bahsedelim. O çocukluğun kırık günleri. Ha, ondan bahsediyorduk. Aşık-ı Evet. İhsani'yi görmüşsün. Gülüşah'la falan böyle. Çok ilginç geldi bana onlar. Evet, bunlar küçük kasabaları bilirsin. Bilmiyorum sen nerede büyüdün, 10'lu yaşlarda falan. Eskişehir'de doğdum, büyüdüm ama tabii bilirim küçük kasabaları. Yani küçük bir kasaba sonuçta, 7.000 kişi nüfusu ve herkes birbirini tanıyor, biliyor. İşte peder CHP ilçe başkanı, Evet. amcalar var, ablalar var, teyzeler var. Böyle bir şey, herkesin birbirini tanıdığı bir ortam. Evet. Şimdi küçük bir yer olduğu için bir takım şeyler, işte gelip gidenler, oraya Süleyman Demirel gelmişti, onu çok iyi hatırlıyorum. Geliş gününü, geldiği günün şapkasını, sallayışını falan çok iyi hatırlıyorum. Bak bir ortak noktamız var. Ben de Eskişehir'de geldi, ben de hatırlıyorum. Şey yapıldı. Bir öğretmene saygı mitingleri vardı bir ara Tosun. Herhalde 69 muydu, 70 miydi? Çok 69. iyi biliyorum. 69 senesiydi çünkü Böyle neler gibi konuşmaya başladık biz seninle. ben gidip orada TÖS'ü öğretmenleri desteklemek için bildiri yazdım ve gittim TÖS'te okudum onu. Ortaokul 2'ye gidiyordum. 3 gün sonra da sivil polisler geldi okula beni görmeye. Ben bu kadar girişken değildim. Ama şey geldi işte, polisler ilk defa geldi. O toplum polisleri vardı, furukolar, Tabii beyaz. canım Furuko derdik. Evet. Onlardan geldi, ilk defa görmüştük onları. Tabii beyaz böyle şeyleri vardır. Yeşil kıyafet, beyaz Beyaz Furukoları tatlı. var. Onları unutamıyor tabii insan. Böyle şeyler az olduğu için bu değerli anılar kısmına giriyor galiba. Yani onları aklıma geldikçe o tür şeyleri yazıyorum. Atlı polisleri ilk defa Ankara'da gördüm. Hmm. Ne zaman gördüm? 1971'de Denizleri idam ettikleri günün ertesi. 6 Mayıs günü. Aydınlık Eller Lisesi'nde okuyordum Ankara'da. Tabii o sabah işte 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece.
yani idam ettiler çocukları. Ve o sabah orası da Samsun asfalttı. Esenboğa'ya giden yoldur, Aydınlık Evler şeyi. Lise onun üzerindeydi. Ve orada atlı polisleri gördüm. Hiç unutmuyorum. Yani o imge kafamda denizlerin idam edilmesi ve atlı polislerdir. Kocaman atlar tabii onlar. İşte ben de onu mesela unutamıyorum. Evet, öyle bir şey. Tabii okumalar da öyle. Doğan kardeşim, tabii sen bir de ressam tarafın varmış. Sonra ne yaptın onu? Birinci olmuşsun. Bana, ya, her çocuk ne kadar resim yaparsa ben de yapıyordum. Ama işte. Seninki güzelmiş. Benim hiç becerim yoktu o konuda. Beylerden özenip, ablamlardan falan, babamdan özenip de çiziktiriyordum yani. Şimdi okuduğumuz şeyler de çok benziyor. Karaoğlan tabii. Tabii. Texas Son 2 zaten okunuyor. Akbaba, evet. Zaten eve giriyor. Akbaba bir şey daha var. Bir ara Kızıltu diye bir şey vardı. Onu. Evet. Doğan kardeş. Hayat Ses Mecmuası. Evet. Asıl olarak Pazar ve Yıldız Mecmuaları. Evet, Pazar ve Yıldız da biliyordum. Yani. Ya onlar çok ilginç tabii. Ben de, benim peder de oto tamircisiydi ama Türkiye İşçi Partiliydi. Yani eski tipliydi şeyden. Beni şeye götürmüştü. O zaman Turgut Kazan Eskişehir'de avukat. Kazan, evet. Babam beni ona götürdü. Gittik şeyine, işte bürosuna. Mustafa Kemal Atatürk'le Lenin'in resimleri yan yana, işte kalpaklı o yıllarda. O yüzden babam böyle hep, yani roman işte Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Aziz Nesin, malum işte yani sol çevreler. Tabii okuyorum bir taraftan, fakat bu Texas Tom Mix'i okumak da istiyorum. E tabii onlar daha eğlenceli abi yani. Fakat babam yozlaşıyor, hani yozlaşma diye sevmiyor onları, o eve sokmak istemiyor. Tabii ben şeyden anasını sokuyorum. Bir günde Yıldız dergisi mi, Pazar dergisi mi ne aldım? Aldım, böyle bakarak eve geliyorum. Babam da çarşıya gidiyormuş tam arabayla. Bana uzaktan Haydar diye biri bir seslendi. Bir döndüm babam. Elindeki dergiyi gösterdi. Feci bir şey, hiç unutmuyorum. Evet. Yani tam o yıllar tabii Hayat Mecmuası, Hayvanlar Ansiklopedisi. Tabii. Hayat Ansiklopedisi. Keşifler ve icatlar. Keşifler ve icatlar. Onlar bütün sülaleyi dolaşırdı. Tabii. En son pasikül pasikül oralarda kalan şeylerdi. Evet. Peki. Devam edelim. Mino'nun Siyah Gülü var. İşte oradaki bana şeyi hatırlattı. Tam Cemal Süreya'nın Üç Darbe Ortasında Büyüdün. Biri gül, biri akasya, biri zakkum. Vardır ya. Evet. Tam o senin kitap da böyle üç darbe arasında yani 60'tan başlayarak hani şeye kadar. Hayır, bir saniye abi. Evet, evet. Kedi terörü var evde, o yüzden. Kedi var. Kedi terörü var. O nasıl? Ya şurada mama torbaları vardı, onları yırtıyorlar. Onu engellemeye çalıştım. Ya bizim de 5 tane kedi var evde. 3 tanesi tam kızışmış dönemde. Şimdi eyvallah. Dışarıdalar. Yoksa var ya, burası sesten geçilmiyor yani evin içi. Bizim o da, tane, 5 tane pek çekilecek bir şey değil yani. Nasıl yapıyorsun? Ya şeyli oldu yani, doğurdu sonra... biri alacaktı, o da gelemedi filan, böyle salgın sebebiyle salgın sebebiyle oldu. Evet. Biraz da Mino'nun Siyah Gülü'nden konuşalım. Evet. O dediğin gibi darbeler dönemi, üç darbeyi anlatan bir şey. Yine bir kasaba hikayesi. Tabii, evet. Bildiğim şeyi anlatıyorum ben kasabada büyüdüğüm için. Tabii tabii, orada birkaç romanım var zaten hep oralarda geçen. Yine tabii. Biraz da şey tabii. Yine anılara dayanan bir roman aslında, işte sokakta sinema gösterileri falan yapıldığı bir dönem, geceleri. Hı hı. Herkesin sandalyesini alıp işte bir binanın karşısına geçip beyaz duvarda film seyrettiği yıllar o zaman. Tabii. Yani kadın ağzıyla yazdım ben, üç kadının ağzından yazdım, evet. Bu romanı. Bir de tabii bir erkek vardı, anlatıcı olarak dört kişiydi. Bununla baş etmeye çalıştım. Yani kadınlık durumundan da durumunu da biraz açığa çıkarmak istedim. Ne kadar becerebildim bir erkek olarak bilmiyorum bunu da. Yani bir kadının özgürleşmesi teması genel olarak vardı. Bütün bu darbelerin içine
yedirmeye çalıştığım diyelim. Böyle evet. bir şey vardı. Benim herhalde en çok okunan kitabı evet. da oldu. Minon Siyah Gül oldu. Hı hı. Sonra Hırsız ve Burjuva var. Şeyi aldığın, Orhan Kemal Armağan'ını aldığın. Evet. O tabii daha neoliberal döneme ilişkin o insanlara da. evet, o da benim kişi olarak en yazmaktan hoşlandığım kitap oldu. Evet. Biraz bir şey metin, yani kuru bir metin aslına bakarsan ama benim için doyurucu. Eleştirel bir metin tabii. Evet. Tabii. Sonra benim adını da kapağını da en çok sevdiğim kitap Gülhisarlı Terziler. Kapağı da çok güzel, adı evet. da çok güzel. Evet. O da yine tam senin kasaba hikayesi, Kuzey Ege, sıkışmış hikayesi. O da benim kasaba hikayesi. Biraz da aslına bakarsan bir Kürt meselesini açmaya çalıştığım tabii. bir şey. Yani onun vurgusunu yapmaya çalıştığım bir şey ama. Tabii. Tek bir sayfada romanla. Romanda tek bir sayfada. bir şey soracağım. Hiç film önerisi geldi mi kitaplar için? Hayır, gelmedi. Hmm. Öyle bir şey gelmedi. Karşılaşmadım yani. Ya belki, öyle bir şey olsa düşünür müydün? Merak ettim. Yani şey gelirse düşünürüm tabii ki. Çünkü bayağı hani Ege kasabaları, Ege oralarda çekilen böyle iyi filmler, yani yeni yönetmenler falan oluyor. Senin romanlarda yani çok uygun kitaplar. Bir arkadaş şey yapmıştı, çekeceğiz bunun bir senaryosunu işte çekmek istiyoruz falan dedi. Ben de yazın bir senaryoyu, çekin dedim yani. yani bana senaryoyu yazın gönder dedim. Oradan bir şey çıkmadı. Evet. Ve tabii bu Nasreddin. Evet, bu son kitabın. Evet. Hakikaten hayranlıkla okudum. Bunu sana da iletmiştim yazdım. Eyvallah, çok sağ ol ya. Ama gerçekten bunu ben şimdi şiir atölyeleri yapıyorum. Bazı arkadaşlar da burada şu anda katılımcı. Onlara da önerdim. Dedim evet. ki yani evet şiir yazıyorsunuz, yazıyoruz ama zaten Hüsnü Arkan şair, müzisyen, romancı, söz yazarı, besteci. Eyvallah. Var bir de ressammış. Çok ressam falan değilim ya. Şaka yapıyorum. Yazıldığın çizgileri çok güzel. Yani. Tabii eskiden beri bilirim. Bunu evet. nasıl yazdın? Ben sana doğrudan sorayım abi. Çok büyük keyif alarak yazdım bir kere. Ben de deli misin? Yani çok, ben de çok keyif aldım. Alarak böyle her tarafını çizmediğim yeri kalmadı. Başucu kitabım gibi saklıyorum yani. Ama tabii şeyle başlıyor. Bertev Naili'nin kitabıyla başladım. Ben öncelikle yani oradan başladım. Tabii. Çünkü o fıkra derlemeleri özellikle 150 sayfadaki 150 fıkradaki fıkralar bayağı yani bugüne göre çok fazla şeyler yani. Bugün anlatılması, dile getirilmesi şeyler. Çok büyük bir mizah var. Yani birini anlatmaya kalsam şimdi anlatmayayım en iyisi. Tabii. Çok korkunç büyük bir mizah var. O mizah tabii süzülüp de gelmiş. Yani öyle bir kişinin yazdığı bir şey olması mümkün değil bunun. Anladığım kadarıyla büyük ihtimalle bu Arapların cuha figürüyle biraz karıştırılmış. Çünkü Konya'da, Konya içinde cuha bilinen bir karakter o yıllarda. Evet. Cuha o 9. yüzyıldan başlayarak var Arap edebiyatında, sözsel edebiyatta. Nasrettin Hoca biraz daha işte 300-400 yıl geriden geliyor. Evet. Şey Mevlana'nın oğlunun mesela alıntıları var cuhadan. Aynı Nasrettin Hoca fıkrası olarak anlatılan şeyler bugün ama cuha adıyla anlatılıyor. Evet. Devamlı olan bir şey bu aslında. O mizah denen şey, o yılların mizahı yani. Sürekli yazılmış, sürekli siyasi duruma göre gözden geçirilmiş, bir takım şeyler çıkarılmış, bir takım şeyler eklenmiş. O tür şeyler. Tabii böyle de olunca çok fazla oturaklı işler çıkıyor ortaya. Yani oturaklı bir mizah çıkıyor. Evet. Çünkü yüzlerce kafa, binlerce insanda test ediliyor bu mizah. Keskinliği test ediliyor, bazen törpüleniyor 100 yıl sonra. Bazen daha keskin hale getiriliyor. İşte Timur zamanına ait şeylerde daha fazla keskinleşiyor belki. Bu tür şeyler yani onlardan faydalanmak özellikle Pertev'in ailenin şeyi, o kitabı, Nasreddin kitabı çok büyük bir kitap ve çok faydalandım. Başka okumalar da yapmış olmalısın ama. Yani... Tabii o dönemle ilgili birçok okumalar yaptım. Yaklaşık 1,5 yıl falan şey gibi. Tabii çünkü öyle bir kitap. Çünkü çok
Mektupları, şunlar bunlar, diller kullanılan pek çok... Çünkü yalnızca şey değil, bu insanlarla alakalı bir şey değil. İşte siyasi insanların birbiriyle karşılaşması, söyledikleri sözler falan değil ki. Benim romanda da halkın yaşamı anlatılıyor, hiçbir siyasi kişilik yok. Yalnızca kulaktan kulağa bir pervane, Muhyiddin Pervane'nin bir ismi geçiyor. Onun dışında da ismi geçen bir iki kişi daha var, onun dışında yok. Normal halk, halkı anlatırken o yüzyılın kasaba insanını ya da işte küçük şehir insanını anlatırken o yüzyıla ait birçok şeyleri de bilmek gerekiyor. Ne giyinirler, ne yerler, ne içerler. Yani bu adamlara domates yiyemezler. Ne yerler? İşte orta çağda ne yerlerse onu yerler. Orta çağ yemek kültürünü okuyayım falan. O öyle öyle bir şey başlıyor. Avrupa'da ne yeniyor? Türkiye'de pek yok o yıllarda ne yendiğine ilişkin, halkın ne yediğine ilişkin. Ama Avrupa'da bayağı bir birikim var. Kilise, işte kiliselere ne gittiği, bu papazların dağlarda bilmem nerelerde kaldığı, yediği, içtiği falan ne yerler. Onlara onları ulaşmaya çalıştım ki benzer şeyler yeniyor Türkiye'de de. Tabii bir hatamı bir arkadaş yakaladı. Afrika'dan gelen bir köle var. O kölenin okaliptüs ağacının altından geçmesi ya da Afrika'da okaliptüs ağacı olduğuna dair bir cümlem var benim. O tarihte Afrika'da okaliptüs yokmuş. Yakalayan kim ya? Nasıl bir arkadaş? Avustralya'dan gelmiş. Yani insan okur geçen değil mi? Okuyup geçmişimdir. Hani yok, okuyup geçmemiş yani. Çok da iyi oldu bana söylemiş. Biraz herhalde çıkarırım onu. Ya da nazar olarak kalır. Bir şey söyleyeceğim. Bunun devamı var değil mi? Gelecek. Nasrettin'in devamı yok tabii de yani. Vallahi ben çok istiyorum yazmayı. Belki başka bir dönemle ilgili bir şey var aklımda yine. Yani olabilir. Tabii şeyin kitabı da biliyorsun önce tam basıldı sonra yasaklandı kitap. İlk Pertem Nail'in kitabı. Evet biliyorum. O dönem Enis Batur istifa etti. Evet biliyorum. Sonra gerçi o kitap el altından da şey oldu. Sahaflardan filan. Ha, bulunabildi. Evet. Bulundu hemen. Bizim sahaf verdi filan. Sonra çıktı tekrar kitaplar. Yalnız hep Akşar'da geçmiş olaylar. Eskişehir'le pek ilgisi yok yani Nasrettin'in. Eskişehir'le pek alakası yok tabii. Nasrettin'in memleketi var biliyorsun. Neydi? Sivrihisar. Sivrihisar. Yani Sivrihisar doğumlu olduğu söyleniyor. İşte Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi. O yüzden Eskişehir. Günyüzü köyü. Günyüzü. Evet. Tabii öyle bir şey. Ben tabii bu şeyler konusunda yaşayıp yaşamadığı konusunda çok emin değilim. Yani o tür tasviyetlerini yaşayıp yaşamadığı. Yani bir Akşehir'de bir mezar var ama bu mezarın yapılış tarihi işte 300'lerden sonra bir aklı evvel bir komik bir adam da yapmış olabilir bu mezarı yani yaptırmış olabilir. Yani birçok şey var ama sonuçta böyle bir adama atfedildiği kesin bütün bu şeylerin Nasrettin diye birine atfedildiği kesin. Bir yığın görüş var. Bu Nasrettin kimdir? İşte Nasrettin Tusi'dir ya da bir başkasıdır falan. Birçok şey var ama bana kalırsa şey yani yaşayıp yaşamadığı belli olan ama kuvvetle muhtemel olan bir halk adamı gibime geliyor benim. Evet. İşte, çünkü mesleği konusunda da bir takım tutarsızlıklar var fıkralara bakarsan. Hatta ilk 150 fıkrada da bir takım tutarsızlıklar var. Zamanla tacir oluyor, işte okul hocası oluyor falan. Ben bunlardan birini seçip onun üstüne gittim. Bence eminsin, seçmişsin. Şimdi ben tabii Sivrihisar Eskişehir'in büyük kasabalarından biri Ankara-Eskişehir arasındadır. İlginç bir kasabadır. Yani... Pertevin Nail Hoca'nın kitabında da yazar. Sivrihisarlılar ilginç insanlar diye. Evet öyle bir şey var. Tuhaf insanlardır diye bir şey. Tamam. Hani çok da şey yapmak istemiyorum. Böyle yanlış anlaşılır diye bu işler. Yok biliyorsun. Anlaşılmaz. Tuhaf dedi ama. Tuhaf insanlar. Farklı insanlar. Yani şey olarak böyle. Yani algıları, komik insanlar, tuhaf tutumları var filan. Ya yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Sivrihisarlı olması muhtemel yani. Kesinlikle. Yanlış hatırlamıyorum. İbn Battuta da mı geçiyor? Evet. Bu da ya o tarihlerde yazan birilerinde de geçiyor. Tuhaf insanlardır diyor. Tabii. Ama bu tuhaflık şey komik, eğlenceli. Komik.
O açıdan bir tuhaflık. Başka türlü çalışıyor kafalar. Hiç ummazsın. Evet. Yani Eskişehir'de şey derler. Ha o Sivrisarlı. O zaman hani anlaşılır. Hani komik insanlar diye. Tabii Karatepe hikayeleri var bir de biliyorsun. Pertevin Ayrı'da da var. Karatepe orada geçiyor. Karatepe'li tipi var bir de. Karatepe'li tipi mesela Eskişehir'de de vardır. Aynı zamanda şeyde vardır. Özdemir İnce çok yazar. O da Mersinli. Onun böyle yörükler arasında Karatepe'liler diye böyle komik hani biraz da kaba saba hani köy şey insanlar ama komik insanlar. O da onları anlatır mesela. Bunlar işte bildiğin gibi bütün şeylere yayılıyor yani. Memlekete yayılıyor. Oradan da gidiyor. Her memlekette var. Şimdi bizim tabii. Bergama'da da Tahir abi vardı mesela elektrikçi. O bir takım komik hikayeler anlatırdı. Büyük bir ihtimalle şeyden dışarıdan duyduklarını anlatırdı ama benim hatırladığım zaman zaman kendi uydurduğu hikayeleri de anlatırdı. Yani bu dost sohbetlerinde işte aile gezmelerinde falan böyle şeyler yapardı. Her sanırım böyle her küçük yerde böyle bir anlatıcı adam vardı. Belki birkaç tane vardı. Onların derlemeleri sanırım bu işi biraz da kolaylaştırdı. O yüzyıllarda da yani 13. yüzyılda da biraz işi kolaylaştırdı. Bir birikim sağladı sanıyorum. Ki işte bugünün mizah dergileri yerine geçiyordu belki de bu yani o anlatmak. Tabii. Sen şeyi bilir misin? Havlucu hikayelerini, havlucu. Bilmem. Tabii. Ben... Yani 83'te İstanbul'da işte Ajans Adada çalışmaya başladım Mersin Sarman'ın yani evet. Şeyde. Orada bunlar havlucu hikayeleri anlatırlardı. Toplantılarda, reklam ajansının toplantılarında filan. Sonra bunlar da uydururdu. Herkes uydurur. Böylece havlucu hikayeleri sonra duydum ki havlucu diye bir adam varmış. Dedim ki onlar şey işte ya. Bizimkiler anlattı. Tabii şeyden biliyorsun gerek Nasrettin Hoca olsun gerek Hacı Bektaş Veli olsun mesela o kült şeyler Hindistan'a kadar gidiyor. Orada da Hoca Nasrettin oluyor, Hacı oluyor. Evet. Çok aynı şeyler. Balkanlarda çok. Balkanlarda çok doğal. Hazar çevresinde çok. Evet ama Hindistan'a gitmesi ilginç. Hani Balkanlarda evet. Hani şeyler gidiyor. Bektaşi babaları gidiyor Yeniçeriler evet. Ama Hindistan'da da benzer şeyler söylencelerle oluyor insanlar. Aynı duvarın üstünü, duvarı ata binip ata biner gibi yürütmek falan. Çok ilginç. Gerçekten bu kitap dediğin gibi hani bir roman olarak okuduğum tarih kitabı, bir ders kitabı. Yani teşekkür ederim. Eline sağlık. Unutulmaz bir kitap armağan ettim. Ben teşekkür ederim. Daha sonra böyle kitaplar bekliyoruz senden her sene. Bir sürü şeyimiz var. Ya Yunus Emre'yi yaz mesela. Bu sene biliyorsun Yunus Emre Hacı Bektaş Veli yılı ilan edildi ya. Evet öyleymiş. Tabii öyleymiş. Evet öyle. Şiirlerinde de şunu düşündüm tabii onları okurken böyle bir hem isimden dolayı hiçe doğru da hem de şiir genel olarak bir Necati gibi şeyi var, havası da var senin şiirlerde. Vallahi bilemiyorum o çok fazla. Çünkü böyle onun dinginliği var, böyle bir doğallığı var, öyle bir hava sezdim. Dediğim gibi çok fazla şiir düşünmediğim için, çok kafaya takmadığım için. Diye. Şiir okumak adetin var mıdır böyle toplantılarda? Hiç yoktur, sıfır vardır. Tahmin ediyorum o yüzden. Biz şansını deneyeyim dedim. Hatta hiç yani ne okurum ne okuyana da... Bakıyorum Ataşehir'e festivale çağırmıştım, gelip kaçtın hemen okuyup. Evet. Şu an nereye çıkmış gibi. Doğrudur. Vallahi öyle oldu. Evet, başka ne soralım? Şimdi kişisel bir soru sorayım sana. Buradan hem sana söyleyeyim, sonra da Fazıl Say'a soracağım. Şimdi Fazıl 5-6 sene önce benim Üzgün Kediler Gazeli kitabını, bir şiiri besteleyecekti. Evet. Aradan birkaç sene geçti, sonra böyle bir havalarında karşılaştık. Ne haber, iyi misin, iyiyim filan dedi. Abi dedi, senin dediği kitabı yapmayı düşünüyorum tamamını dedi. Dedim ki Fazıl, bak dedim ben senin babanı tanırım. Çünkü biz Ankara'da öğrenciyken üniversitede böyle yayın evlerine falan çalışırdım hani şeyde götür getir işleri yapardık. Ahmet abi de orada o bir dayanışma kooperatifi kurmuşlardı. Ahmet Telli falan bizim işte Ankara şeyi. 80'den hemen 80 sonrası. O zaman Fazıl'dan bahsedilir böyle. Fazıl'sa işte harika çocuk. Ben senin babanı biliyor, tanışıyoruz zaten. Dedim bir tane şiir olsa yeter dedim yani sen. Aradan 5 sene geçti.
Benim aşk nefes ne olacak abi? Hani okuyacaktın şeyinde, kendin de okuyacaktın. Hüseyin Turan'a verdik, iyi oldu ama. Hüseyin Turan okudu, çok da güzel ama okudu bence. Biliyorum. Ben de bir ara yapacağım onları ama ne zaman yaparım onu kaptıramıyorum. 5 sene buradan sonra karşılaşırım. Kamu huzurunda söyleyeyim. Hem sana hem de Fazıl Say'a da böyle söylemiş olayım. 5 sene sonra karşılaşırız. O zaman yapmış olurum umarım. Abi 5 seneyi bilemiyorum. Bu salgınlar, mangınlar, bu işler yani biraz... 5 seneye kaldı. Baksana geçen Almanya'daki doktor şey dedi, Uğur 10 sene dedi... 10 seneden bahsetti biliyorsun. Böyle şeyler var hakikaten. Yani salgın işleri de biraz öyle bugüne kadar dünyanın gördüğü. İşin kötüsü bu Zoom'a falan da alıştık böyle. Buralardan şey yapmaya. Evet. Yani o yüzden soruyorum. Evet. Peki ben yani çok konuşuruz ama bir de arkadaşa sorayım, yönetici arkadaşa. İzleyenlerden soru alma şeyimiz olabiliyor mu? Birkaç soru alsak. Mümkün mü? Kime soruyorum? Arkadaşa burada sordum ama. Soru alabiliyor muyuz? Cevap Ender yok. Demiroğlu var. Çok selam söylüyor sana. Eyvallah. Evet. Soru alabiliyor muyuz? Kimse bir şey demiyor. Kimse yok mu diye sorsan. Kimse yok mu? Tam bize göre yani. Dur şuradan yazayım ben bu arada ya şeylere, bizim belediyeye, evet tepe başına yazayım. Bu arada tabii şeyleri de yapamadık, festivaller de kaldı 2 yıldır. Evet, onlar da kaldı. Yani Eskişehir kaldı, İzmir kaldı, hepsi kaldı vallahi. Yani bu sene Haziran'da yapmak ümidiyle şey yapıyoruz ama bakalım. Neredeydi bu? Evet, sorayım. Soru alabiliyor muyuz diye. Ha, yorum kısmı kapalı yazmışlar. Ha, şeyde, tamam. O yüzden alamıyoruz. Yorum kısmı kapalı olunca tabii şey yapamıyoruz. Evet, peki. Hüsnücüğüm, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vallahi sağ olun. Biraz çok geç kaldı ama son olarak da şunu sorayım. Tezgahta neler var diyeyim. Bir an önce karşılaşalım da yüz yüze görüşelim, muhabbet edelim. İnşallah. Peki bu şeyde süreçte yeni bir kitap var mı yazdığın ya da ne yapıyorsun diye onu da söyleyeyim, öyle kapatalım. Yani notlar almaya başladım öyle. Bakalım ne çıkarsa bahtımıza diyelim. Peki Foça'da biraz sokağa çıkmak falan şehirden daha şeydir herhalde, ne derler? Daha uygun tabii ki. Daha uygun değil mi? Çıkılabiliyoruz. Foça'ya gidebiliyoruz, Foça'nın içine, pazara, çarşıya gidebiliyoruz. Dikkatli olmamız tabii, korunmaya çalışıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık, kalemine sağlık. Ben teşekkür ederim. Ömrüne bereket. Eyvallah. Umarım yani yüz yüze de görüşürüz. Çok teşekkür ederim her şey ben için. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hadi, çok selamlar, iyi akşamlar. Eyvallah. Çok teşekkürler herkes katılanlara. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin sunmuş olduğu kent ve kültür söyleşilerinde bu akşam sevgili arkadaşımız, romancımız, çok sevgilimiz, adamımız, çok sevdiğimiz Hüsnü Arkan'ı konuk ettik. Umarım artık yaza hep birlikte yüz yüze görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar, teşekkürler, sağ olun. Hoşça kalın.